Tez İş Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iri iri 1 lira büyüklüğünde, hatta biraz daha büyük böyle iri düğmelerim var. Şöyle şunlar eski böyle kullanılmayan kabanlardan, montlardan söküyorum ben bunları değerlendirmek için ve lazım olur diye. Bunu size güzel bir kızlarımız için güzel bir cici bir ürüne dönüştüreceğiz. Şöyle de güzel Hello Kitty'li kurdaleler buldum ben. Bunlarla birlikte değerlendireceğiz. Şimdi hemen kurdalemin ucunu şöyle bir sabitleyeyim. Şöyle bir 30 santimlik cetvelim var. 30 santimlik cetvelimle bunu keseceğim. Evet, iki parça benim için yeterli. İki parça kullanacağım. Şimdi bunların ucunu, ikisini de, birini yakmıştık, diğerlerini de tamamlayalım. Uçlarını düzeltelim saçaklanmasın diye. Tekrar yapacağımız işleme göre kesmemiz gerekirse düzenlemesini yaparız. Şimdi şöyle toka lastiklerim var benim. Düğmelerim zaten iri ve büyük olduğu için delikleri de haliyle büyük. Kurdalemi şöyle ucunu katladım ve deliğinden geçiriyorum. Bakın, geçirdim. Diğer kısmının da ucunu katlıyorum. Şöyle inceltiyorum. Ve gene aynı şekilde düğmemin deliğinden geçiriyorum. Bakın, gördüğünüz gibi. Siyah da gösterdim. Ama ben bunları pembe düğmenin üzerine yapmak istiyorum. Pembe düğmemize tekrar göstereceğim ben size. Şimdi ucunu şöyle katlayarak düzeltiyoruz ve düğmemizin deliğinden ittirerek biraz daha katlamam gerekiyor. Düğmemin deliğinden ittirerek geçireceğim. Evet. Diğer düğmemin deliğine de göre ayarlıyorum gene. Şöyle ince ince katlıyorum, büküyorum ucunu. Gördüğünüz gibi şöyle kurdalemizin figürleri gözükecek şekilde biraz çektiriyorum ama çok da çektirmiyorum. Yani şöyle sıfırlamayacağım. Biraz şöyle üzerinde bırakacağım. Evet. Bakın şöyle kalabilir. Biraz daha çekebilirim. Şöyle iyi. Bu şekilde kalabilir. Evet, gördüğünüz gibi iki kestiğimiz parça kurdalemizi de iki düğmemizden geçirdik. Şöyle üzerinde hafif bir bombe bıraktım. Tam çekmedim altına kadar. Şimdi şu uç kısımlarını üçgen kesim olmasını istiyorum. Şöyle bu tarafı da keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi uçlarını düzeltiyoruz tekrar yapacağımız düzenlemeye göre. Şimdi kurdalelerimiz bu şekilde gayet iyi. Şöyle ön yüzleri gelecek şekilde az bir şey silikon tabancasından şöyle düğmemizin altına damlatarak şöyle düz gözükmelerini sağlayalım. Şöyle düz bir şekilde dursunlar. Aynı şekilde diğer kurdalemi de şöyle düğmemin altına biraz sıcak silikon damlatıyorum ve düğmemi şöyle kurdalemi düzelterek yerleştiriyorum. Altına yapışıyor. Evet. Şimdi iğne ipliğimi aldım. Şöyle kurdalemi ipimi sabitliyorum ve lastik tokama dikerek tutturacağım altına.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi düğmemizden kurdalemizi geçirmiştik. Biraz üzerinde yer bırakmıştık. Hepsini sıfırlamamıştık. Şöyle uçlarını, şunu yanlış kesmişim. Uçlarını da bu şekilde keserek, evet, böyle düzenledik ve şu lastik tokalarımıza diktik. Gördüğünüz gibi kızlarımıza şöyle Hello Kitty'li, düğmeli güzel bir toka elde etmiş olduk. İstersek buralarına farklı ürünler daha ekleyebiliriz. Şimdi şu altına biraz silikon sıkıp burayı bir yapıştırayım ben. Ve bu ortasına şöyle küçük yarım incilerim var. Onu yapıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Buna da aynı işlemi yapalım. Önce altına silikonumuzu sıkıp bir orta kısmına yapışmasını sağlayalım. Sonra üstüne de silikon tekrar sıkalım. Ve gördüğünüz gibi yarım incimizi dikkatli bir şekilde oraya oturtturalım. Evet. Hello Kitty'li kurdaleli şöyle güzel lastik tokalar yaptık. Bakın, düğmelerden dekor elde etmiş olduk. Düğmelerimizi değerlendirmiş olduk. Ben bunlardan şu siyah düğmelerden de şu şekilde yaptım. Bakın. Bunlar da çok farklı oldu. Çok değişik oldu. Şöyle, evet. Şöyle daha iyi gözüküyor. Bakın. Hem siyah düğmeli kurdalem var ve siyah düğmeli sarı kurdaleli tokalarım var. Hem de şöyle Hello Kitty'li tokalarım var. Teziş Pratik Bilgiler kanalında kızlarınıza şöyle düğme kullanarak harika tokalar yapabilmeniz için size fikir gösterdim. Teziş Pratik Bilgiler kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı ve desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.